Evet, konu başlığımız belli. AYT sınavıyla ilgili yorumlarımı paylaşacağım. Bunun dışında da sıralama ile ilgili kaba bir giriş yapacağım. Kaba diyorum çünkü daha ince çalışma yapmadım. Bununla ilgili zaten ince bir çalışma yaptıktan sonra da bundan önceki yıllarda sıralama öngörüsü yapmıştım ücret bir şekilde. Cüzi bir ücret karşılığında ama bu yıl yapar mıyım bilmiyorum. Yapmayı düşünüyorum açıkçası. Bununla ilgili de duyuruda bulunacağım. Ben Fatih Akyol, YKS üzerine eğitim koçluğu ve tercih danışmanlığı yapıyorum. İstanbul'da Beylikdüzü'nde ofisim var. Instagram'da Eğitim Park 2 tane kayla bitiyor. Sayfa benim sayfam. YouTube'da Eğitim Park kanalım var. Evet, böyle de kendimizi tanıttıktan sonra videoya giriş yapalım. Bugün 18 Haziran 2023 AYT sınavı yapıldı. Dün TYT ile ilgili Instagram'da sayfamda ve YouTube'da kanalımda paylaşımlarımda bulunmuştum. TYT ile ilgili görüşleri merak ediyorsanız bakıp oradan izleyebilirsiniz. Şimdi burada da bugün de TYT ile ilgili ufak bir şeyler söyleyeceğim ayrı mesele. Bugün AYT sınavı oldu. Ve bence güzel bir sınavdı. Öncelikle bunu söyleyeyim yani. Zaten kaldı ki bugün sayfamda ben arka arkaya paylaşımda bulundum. AYT matematik nasıldı? Fen nasıldı? Edebiyat sosyal bir sosiki nasıldı? Bunun dışında bunlarla ilgili paylaşımlarda bulundum. Böyle video çekip biraz daha detaya inmek istiyorum. Videoyu baştan sona izleyeceklere ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi öncelikle bu yılki AYT sınavı geçen yılkinden bence çok daha iyi bir sınavdı. Şimdi dün TYT'yi gördükten sonra baktık Türkçe, evet Türkçe'de zorlanmışlar. ÖSYM tarihinin en zor Türkçesi dün sorulmuştu. Ama matematik kolaydı. Yani DM'lerde 30 net yapanla TYT'de 38-40 yapanı dünkü matematik elemedi. Kolaydı. 2022'ye benzeyen bir TYT matematikti. Kötüydü yani. Ama feni biraz daha iyiydi. Fen önceki yıla göre biraz daha güzeldi. Detaya girmeyeceğim. Dün zaten paylaştım ben bunu. Ama bugünkü AYT sınavı güzel bir sınavdı. AYT matematikten başlayalım. AYT matematik. Bu yılki AYT matematik beni şaşırttı. Ben dünkü sınavı gördükten sonra ben videoda bunu bahsettim. Ya genelde ÖSYM ilk basamakta nasıl soruyorsa ikinci basamakta genelde öyle sorar. Kolaysa kolay. Zorsa zor. Genelde böyledir. Tahammüller gereği. Ama şunu da söylemiştim hatırlıyorsanız. Yine hazırlıklı olun. Ne olur ne olmaz. Belki yine 3-5 tane soruda zorlayabilirler. Belki demiştik. Evet ve zorladılar. Bu yılki AYT matematik. Evet çok zor değildi bak. Çok zor değildi. Yani 2021 gibi. 2021'de yani bazı sorular var. Böyle araba farı görmüş tavşan gibi baka kalıyorsunuz yani. Böyle kalıyorsun. Kıpırdayamıyorsun bile. Bu yılki AYT matematik 2021 gibi değildi. Değildi. Yani evet bazı sorular güzeldi. Yani 8-10 tane soru. Herkesin yapabileceği soru vardı bir kere. Ama ortalama sorular çoktu. Biraz uğraştırıcı. Çok zor değil. Uğraştırıcı sorular vardı. Yani kendi koçluk öğrencilerimle, matematik öğretmeni arkadaşlarla görüşmelerden dayanarak kendi oğlumla bu yıl sınava girdi. Görüşmelerden dayanaraktan da şunu söyleyebilirim. Bu yıl ortalama kurum DM'lerinde girdiğiniz AYT kurum DM'lerinde matematik örneğin 30-33 yapıyorsanız bu yılki sınavda AYT matematiği öyle yapmış olmanız gerekiyor. Öyle yapmış. Bunun çok aşağısına düşerseniz dağılmışsınız demektir sınavda. Çünkü bu yılki sınav ortalama bir sınavdı. Örneğin benim uç seviye şu an 3-4 tane öğrencim var uç seviye en iyilerden. Mesela Enes diye bir erkek öğrencim var. Mezun 60.000'den mezuna kalmış. Biz onunla mesela konuştuğumuzda normalde Enes DM'lerde 39'a 40 yapar matematiği. Çok rahat. Çok rahat yapar. Bugünkü sınavdan sonra konuştuğumuzda Enes diyor ki hocam işte biz normal tekniğimizi yaptıktan sonra turlamamızı hocam 8-9 soruyu bir bıraktım diyor. Baktım uğraştıracak beni bunlar diyor. Bıraktım onlar diyor. Yapacaklarım ya rahat yaptım. Döndüm sonra 8-9 matematiği kalanlarını da yaptım diyor. Biraz uğraştırdı ama diyor. Ama yaptım diyor. Ve 40'ta 40 bekliyor. 40'ta 40 bekliyor şu anda. Fende de inşallah bir sorudan emin değilim dedi. Bir ya da iki sorudan. Diğerlerine hocam büyük ihtimalle doğru çıkacak dedi. Yani inşallah bir aksilik olmasa yüksek bir sıralama bekliyorum. TYT'si çünkü iyi geçti. Yani bakın Enes gibi bir öğrenciyi bile o 8-9 matematik uğraştırdı. Ama yaptı mı? Yaptı. Ama Enes sonuçta ortalama kurum devrelerinde yapmış olduğu neti yaptı. Şimdi başka bir öğrenci mesela kendi oğlumdan örnek vereyim. Benim oğlan da normalde işte 33-36 bandı yapıyordu. AYT matematikte DM'lerde. 12. sınıf benim oğlum biliyorsunuz şu anda. Sınavdan çıktığında da morali bozuktu. Ne oldu dedim. İşte baba dedi 36 işaretleyebildim. Yani 36 ya da 37. 36 galiba tam emin değilim. İşaretleyebildim dedi. Yapamadım bazı soruları dedi.
Dedim oğlum normal. Çünkü zormuş biraz. Yani canını sıkma. Ha, bizim oğlan da devlet yapmış olduğu şeyi yaptı. Yani bakın bu iyiler için, ortalama öğrenciler için aynı şey geçerli. Mesela bir kız öğrencim ortalamada 30, 28-30 yapıyordu. Yine 28-30 bandı yapmış yani. Yani 15, 16-17 band yapan bir öğrencime sordum. O da yine 15-17 bandı yapmış. Yani kurum değerlerinde ortalama kaç net yaptıysanız matematiği de o şekilde yapmış olmanız gerekiyor. Yapamadıysanız, çok aşağıda kaldıysanız siz sınavda dağılmışsınız demektir arkadaşlar. Yani matematik güzeldi. Ayarında bir sınavdı. Eleyici bir sınavdı. Yani bu yılki AYT matematik yani geçen yılki gibi, geçen yıl da buna benzer muhabbet vardı. Geçen yılki sınav kolaydı. DEMİR'de 30 yapanla 40 yapanı elememişti geçen yılki matematik. Bu yılki matematik eledi. Eledi. Ha, kimleri elemedi? Bu yılki matematik DEMİR'de 38-40 yapanla 35-37 bandı yapanları elemedi. O da problem değil yani. Olabilir yani. Bence iyi bir sınavdı. Seçici bir sınavdı. Güzel bir sınavdı matematik. Şimdi matematik burada bir dursun. Şimdi fene geçelim. Şimdi ben fenle ilgili zaten dikkat ederseniz paylaşım yaptım. Bir kere geçen yıllara göre bu yılki fen benzerdi. Benzerdi yani. Bakın geçtiğimiz yıllarda fizikten hep zorluyorlardı. 3-4 soruda fizik zorluyorlardı. Mesela geçen yıl biyolojide 3-4 soruda sağlam zorladılar. Kimyada 2 tane soruda zorladılar. Mesela bir önceki yıllarda, mesela 2020'de ama sadece fizikte zorladılar. Bir 2020'de biyolojide biraz zorlamışlardı. Yine fizikte biraz zorlamışlardı. Yani baktığımız zaman bu yılki fen, geçen yıla göre kıyaslıyorum şu anda. Geçen yıla göre bu yılki fen, yani fizikte geçen 3-4 soruda zorlamışlardı. Bu yıl 1-2 soruda zorladılar. Kimyada bu yıl yani 1-2 soru yine. Biyolojide bir soru belki, bir soru ortalama bir sınavdı. Yani AYTF'de birazcık bir iki soru bankası bitirmiş, güzel denemesini çözmüş bir öğrenci AYTF'de çok rahat yapabilirdi. Yani ama genel bakarsak, 40 soru üzerinden bakarsak bu yılki AYTF'n geçen yılkine göre bir tık daha kolay diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bakın bir tık daha ama çok daha kolay değil. Benzerdi. Bir matematik gibi belirleyici değildi. Bu yılki AYT matematik belirleyici. Bunu söylemiş olayım ya. Bu yılki AYT matematik ölçüyor. Bu yılki AYT matematik. Ölçüyordu yani. Fen de güzeldi bence. Evet. Ama geçen yılki fen daha da güzeldi. Çünkü geçen yıl matematiği çok fulleyen çıktı. Ama geçen yıl feni fulleyen doğru dürüst çıkmadı yani. Çok az. Çok az. Çıktıysa da haberim yok. Ben tanımıyorum çevrende. Muhakkak çıkmıştır ama çok az. Yani bu yılki AYT sınavı kaliteliydi. Sayısal için konuşuyorum. Güzel. Seçici bir sınavdı. Şimdi Edebiyat Sosyal 1'e bakalım. Edebiyat Sosyal 1 ve Sosyal 2 ile ilgili görüşlerimde paylaştım. Eşit ağırlıkçı öğrencilerimle görüştüm. Bu yıl erkek eşit ağırlıkçım yok. Hepsi kız. İyileri de var. Ortalamaları da var. Konuştum 4-5 ile. Ve öğretmen arkadaşlarla da konuştuk bu arada. Ve Edebiyat Sosyal 1 arkadaşlar. Özellikle edebiyat. Şimdi edebiyat bazılarında görüyorum. O edebiyat kolaymış. Edebiyat kolay değildi arkadaşlar. Tamam. Edebiyat bu yılki Sosyal 1'deki tarih ve coğrafyaya göre, onlara göre kolaydı diyebiliriz. Ya da SOS 2'deki tarih coğrafyalara göre bu yılki edebiyat biraz daha kolay diyebiliriz. Kendi içinde karşılaştırma yaparsak. Ama edebiyat geçen yılki edebiyatlara göre kolay değildi, daha zordu. Ha, çok 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 zor muydu? Hayır, çok 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 bir tarih coğrafya gibi zor değildi. Ama edebiyatta da böyle sağlam sorular vardı. Detay. Yani şöyle diyeyim ben size, bizim öğrencilerin notlarında ya da kitaplarda bu bilgiler yok. Yok yani. Yoktu yani. Yani detay sorular vardı. Bu yılki edebiyat zordu. Önceki yıllara göre, önceki yılki edebiyatlara göre zordu diyebiliriz. Sosyal tarih, coğrafya. Coğrafya bizi şaşırttı. Yani biz coğrafyada genelde rahat. Yani okul, iyi kötü okul hayatı olan bir öğrenci bile coğrafyada rahat. 6 soruda sosyal 1'de çok rahat 4-5 yapabiliyordu. Ama bu yıl coğrafyada zorlamışlar. Biraz zorlamışlar. Hem sosyal hem sosyal 2'de coğrafyada zorlamışlar. Tarihte zorlamışlar. Tarihte de birkaç tane sağlam detay bilgi sorusu vardı. Netti yani. Yani hatta bir hoca arkadaş şey diyor. İlber Ortaylı'yı bu sınava soksa o bile bilemeyebilirdi diyor yani. Yani hatta bizim bir öğrencinin teyzesi mi halası mı ne öğretmen. Kendi sosyal bilgi öğretmeni o bile zorlanmış yapamamış yani. Takılmış yani. Bu yılki edebiyat sosyal 1, sosyal 2 hakikaten zordu. Sağlamdı. SOS 2, bu yılki SOS 2 belki de TYT tarihindeki en zoruydu. En zoruydu. Önceki yıllara göre en zoruydu. SOS 1 zordu, en zoruydu diyebiliriz. Edebiyat zordu. Bu yıl eşit ağırlık sıraları karışacak arkadaşlar. Sözel sıraları karışacak arkadaşlar. Şimdi sıralamalar ne olabilir?
kaba bir yaklaşım yapacağım şimdi. İnce bir yaklaşım yapmayacağım. Şimdi bir kere bu yılki sıralamalar, bu yılki netlerinize bakarak 2022'ye göre kendinizi kıyaslamayın. 2022'den daha iyi sıralar gelecek diye düşünüyorum ben. Daha iyi sıralar gelecek diye. Niye? Çünkü 2022'de baktığımız zaman TYT kolaydı. Matematik kolaydı. Türkçe bu yıla göre kolaydı. Bu yıla göre kolaydı. Fen kolaydı TYT bu yıla göre. Sosyal benzerdi diyebiliriz. Ama bu yıl TYT Türkçe çok zordu. Diğer yıllara göre zor, sağlam bir Türkçeydi. Fen daha sağlamdı. TYT ile ilgili ince detaya girmeyeceğim. Çünkü dün paylaştım zaten ben TYT'yi. Yani baktığımız zaman TYT geçen yıla göre daha zordu. Totalden bakarsınız. Evet, matematik kolaydı ama Türkçe zordu. Önceki yıla göre. Şimdi bu yılki AYT'de matematik geçen yıl kolaydı. Bu yılki zordu. Daha zordu. Tam 2020 kadar zor değildi ama zordu. Edebiyat sosyal bir zordu. Fen benzerdi. Yani şöyle yaklaşırsak, yani bu yılki netlerinizle 2020'deki sıralamalar aynı olmaz diye düşünüyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ha, ne kadar daha iyi olur? Onu biraz ince çalışma yapacağım ben. Belki bununla ilgili de öncekilerdeki yaptığım ücretli sıralama analizi öngörüsünü bu yılda yapabilirim. Ama adı üzeri bu öngörü. Ben sonuçta şeyci değilim yani necin değilim. Öngörü yapabilirim cüzi bir ücrete. Daha netleştirmedim. Bugün yarın netleştirip duyurusunu yaparım. Evet. Herkese geçmiş olsun. Yine daha sonra belki video çekebilirim. Herkesin hak ettiğini aldığı, emeğinin karşılığını aldığı bir sınav olmuş olur umarım. Önümüzdeki yıla alakalı YKS eğitim koçluğu için öğrenci alımım başladı. Devam ediyorum almaya. Bunun dışında tercih danışmanlığı için de şu anda sıraya alıyorum. Bunlar için bana yazacaksanız WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Bir onda zaten cep telefonu numarası her şey yazıyor. Durum bu şekilde. Herkese başarılar. Takipte kalın. Çok sevinirim. Herkese tekrar başarılar.